her türlü samimi fikir ve kanaat muhtevasından yoksun ya da fikir ve kanaatleri şahsi emri altına alan sözde bir takım siyasi mücadeleler ve siyasetçiler küçük politika kapsamındadır. Politikasızlık ne kadar vahimse küçük politika da o denli trajik bir heyezan ve hüsrandır. Politikanın büyük küçüğü olur mu diye aklından geçirenlere çıkarlarının ikmaline odaklanan siyasetçileri ve siyaset mücadelerini dikkatle uyanık bir gözle geçirmelerini hasreten tavsiye ederim. İşte o zaman eleğin altına düşenlerle üstünde kalanların hali pürmeali tam manasıyla belli olacak, bütünüyle ortaya çıkacaktır. Bu ülkenin başına ne gelmişse, milletimiz hangi badire ve belalara uğramışsa, küçük politikalardan ve küçülmüş politikacılardan kaynaklandığı bilinen ve çarpıcı şekilde göz önüne alan bir gerçektir. İnsani, manevi ve milli değerlerden soyutlanmış, siyasi ihtiraslar iki dost kalbin arasına bile dipsiz uçurumlar açmaktadır. İlkeli olmak demek her şeyden önce insanın kendisine olan sadakati demektir. Bundan mahrum olanların vatan'a ve millete sadakat göstermesi, sevgi beslemesi, fedakarlık yapması, taş üstüne taş koyması olacak iş değildir. İyiyi kötüden ayıramayan, doğruyu yanlıştan ayıklayamayan her kimse vicdanen hastadır, karar ve iradesi mefluştur. Fikri ve siyasi namusu ortalığa saçılmış olan siyasetçilerin ilkeli ve irade sahip olması muhal bir hayalden ibarettir. Bunlar aynı zamanda demokrasinin ve milli iradenin karşıtıdır, Karşı siperidir. Akla hayale sığmayan yalan ve iftiralarla siyaset yapanlar maske takarak servet, şöhret ve makam iştahını kapatmaya çalışanlar ilkesizliğin ve samimiyetsizliğin ele başlarıdır. Milletimiz depremin ağır enkazıyla ve feci sonuçlarıyla mücadele ederken siyasi istismara tevessül etmek, devleti ve hükümeti suçlamak, yıkıma devam etmek, İlkesizliğin, hatta ihanetin alenileşmesidir. Hatay'daki bir hastanede jeneratör devreye girmediği için tedavi gören hastaların öldüğünü, içecek suyun bulunmadığını iddia edenler ilkesiz ve vicdansızlığın marka yüzleridir. Kızılay'ın kan sattığını söyleyenler, Afat'a karşı kara çalanlar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin felaket neden olduğunu ileri sürenler ilkesizliğin çukurlaşmış fertleridir. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Elbistan ziyaretimiz sırasında nezaketsiz ortalığı karıştırmaya çalışan görevli ve siyasi provokatörler ardından da sosyal medyada kara kampanya düzenleyenler hem ilkel hem de ilkesiz bir güruhtur. Bir yıldır Cumhurbaşkanı adayını yıpranmasın diye açıklamayıp, bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalleridir. Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır. Bir yıl boyunca oturduğu eğri bacaklı masayı, kumar masası şahsi hırsların masası, küçük hesaplar masası, noter masası, kuyruklu yalanlar masasına diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir. İttifak yaptığı partinin mensuplarını isyana çağırmak ilkesizliğin ve siyasi ahlak eksili, eksikliğinin adeta fermanı değil de nedir? Kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak ilkesizliğin danışkası değil de nedir? Diğer yandan dayatmalara rıza gösterip bu çirkinliğe onay verip masayı devrene tekrar sandalye sunmak çürümüş bir siyasetin ilkesizliği değil midir? Mahut belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönündeki baskılara boyun eğerek bu şahıslara hem oy veren vatandaşlarımıza hem de siyasetin ilke ve ahlakına suikast yapılmasına tamam demek esir edilmiş, yerin dibine geçmiş küçük bir siyaset çirkinliği değil midir? Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP başkanı söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? İnsanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş, ne de muhatap olmuştur. Geçmişte demiştim, yine söylüyorum. Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır. Gidişata göre renk değiştirerek girecekleri şekil olmayan ilkesizlikler yokken biz yine vardık, var olacağı ve milletimizin kalbinde bulunacağız. Siyasetin muhalefet cenahında yaşanan kargaşa ve katoik tabloya bakınca ülkemiz adına üzülmekten kendimiz alamıyoruz. Milletimiz ve Türkiye'miz böyle bir muhalefete asla müstahak değildir masada oturmayı dahi beceremeyen, ortak bir siyasi planlama ve hedefte bile buluşamayanların 85 milyon Türk vatandaşına hizmet etmesi, ilkeli ve dürüst şekilde siyasi duruş göstermesi beyhude bir beklentidir. Yusuf Has esinlenerek Zillet ittifakına diyorum ki, bozulur bu yaptıklarınız, Saçılır bu topladıklarınız. Kırılır bu çevirdiğiniz şarkınız. Zillet düşmüştür. Cumhur İttifakı'nın siyasi alternatifi de kalmamıştır.